Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Biliyorsunuz buraya yeni çiftler yapmıştık. Buradaki çiftlerimizden gelişmeler devam ediyor. Buradaki albino dişi yumurtladı arkadaşlar. Hemen göstereyim şöyle sizlere. Rahatsız etmeden fazla. Albino dişimiz yumurtladı arkadaşlar. Çıkarsa göstereyim şu dişi. Şöyle daha net bakalım. Arkadaşlar bu dişi çok genç bir dişi. Yani 4 aylık civarında bir dişi. Bakın gördüğünüz gibi yumurtladı. Bazı kuşlar çok çabuk gelişiyor arkadaşlar. Bu da bakımla alakalı tabii ki. Yani çabuk eşe geliyor. Bu da onlardan biri. Bu da çabuk eşe geldi. Çabuk kızıştı. Eşe attık, hemen çiftleşti zaten. Yumurtlamaya başladı. Bazı kuşlar dediğim gibi böyle çok çabuk gelişiyor. Yani 4 aylık kuş da çiftleşmez, yavru yapmaz diye bir şey yok arkadaşlar. Yapar. Tabii ki biz 6-7 aylık olunca eş olmasını öneriyoruz. Ama bakmayı bildikten sonra arkadaşlar hiçbir problem olmuyor. Ondan da bilginiz olsun. Ama bakmayı bilmiyorsanız tabii ki zorlamaya gerek yok. Buradaki limon dişimiz kafes tabanına yumurtluyordu arkadaşlar. Bunun da yuvasını değiştirdim ben. Yuvasını değiştirdikten sonra arkadaşlar bu yuvaya hiç girmemeye başladı. Ben de onun için bunu yuvayı geri koydum yerine, aynı yuvayı. Şu anda yuvaya giriyor, bir problem yok. Bir tane yeni yumurta yaptı. Ben diğer yumurtalarını almıştım. Şu anda yuvaya yumurtladı. Bir tane yeni yumurta. Ona yatıyor arkadaşlar şu anda. Bir sıkıntı yok. İki tane yumurta kafes tabanına yapmıştı. Ben onları aldım, başka kuşların altına koydum. Ki yumurtaları tutar mı tutmaz mı onu da bilmiyorum. Tam olarak ben çiftleştiklerini görmedim. Erkek üzerine çıkmaya çalışıyordu ama çiftleştiklerini görmedim. Tutar mı tutmaz mı bilmiyorum. İnşallah tutar. Çünkü ben bunların yavrusunu almayı çok istiyorum. Şu anda yuvaya yumurtladı. Yuvada yatıyor. İnşallah bir sorun çıkmaz. Ona da bir bakalım şöyle. Rahatsız etmeden. Bunu çok rahatsız etmek istemiyorum. Çünkü bu biraz gerçekten riskli bir kuş. Şöyle arkadaşlar yuvaya yumurtladı. Bu şu anda yumurtada yatıyor. Az önce de baktım zaten yumurtaya, sıcaktı. Yumurtaya yatıyor, bir problem yok. İnşallah yatmaya da devam eder. Buradaki dişimiz yuvayı hazırlıyor. Artık bu da çiftleşmeye hazır. Bu da çiftleşecek. Bu da çok genç bir dişi arkadaşlar. Bu da sanırım 4,5-5 aylık civarında bir dişi. O da yuvaya hazırlıyor. Buradaki beyaz bir dişimiz vardı. Bu da yuva hazırlığında. Bakalım. Yani bir şey yok. Çiftleştiğini de görmedim zaten. Bir de dışarıda bakalım. Zaten şu anda yumurta görünmüyor arkadaşlar. Yani böyle yeni çiftlerimiz bu şekilde. Albino dişimiz yumurtladı. Limon dişimiz yumurtladı arkadaşlar. Limon dişi yumurtaya yatmıyordu önce. Kafes tabanına yumurtladı. Sonradan yatmaya başladı. İnşallah da yatmaya devam eder. Bakalım buradaki kremino dişimiz de sanırım bugün yumurtlayacak arkadaşlar bu da. Daha henüz yumurta yapmadı. Bir tane yavrusu yanında var. Bu da sanırım bugün yumurtlar. Çünkü yuvadan hiç çıkmıyor. Buradaki çiftimiz de iki tane yavruyu büyütmeye devam ediyor. İki tane yavrusu var. Arkadaşlar şurada hemen şurayı açayım sizlere. Gördüğünüz gibi Rainbow
ve albino. Bunları tekrar birleştirdim ben. Albino'yu ben buradaki mavinin yanına atmıştım arkadaşlar. Burada da yumurtladı bu kuş. Bu mavinin yanında yumurtladı. Ama baktım yumurtaya yatmıyor. Yani yumurtaya yatmayacak baktım. Öyle olunca arkadaşlar tekrar değiştirmek zorunda kaldım. Çünkü oradayken yumurtaya yatmıyordu. Mavi erkeği beğenmedi bu. Şöyle yumurtalarını da göstereyim. Ben bundan ayırdığım için, normalde çok erkek seçmez bu ama bundan ayırdığım için maviyle bir türlü şey yapamadı. İlk attığımda çiftleşti ama sonrası gelmedi arkadaşlar. Yumurtaya da yatmayınca aldım, yumurtasıyla birlikte oraya koydum. Şimdi orada yatıyor. Hiçbir problem yok. Buradaki çiftimiz de yakında yumurtlar. Bunlar da çünkü baktım artık çiftleşme hareketleri var bunlarda da. Bu dişi de çok genç bir dişi. Ama gerçekten iyi kızışmış bir dişi. Bu da yakında yumurtlar arkadaşlar. Buradaki çiftimiz yavrularını büyüttü. Bakalım bunlar da yuvaya kaçıyor. Tekrar yumurtladı. Bu dişimiz Rainbow. Yanında da beyaz erkeğimiz var. Şöyle tekrar yumurtladılar. Yavrularını büyüttüler artık. Yavrularını ayırdık. Bu erkeğin iki tane yavrusu var. Şöyle bakalım. İki tane yavrusu var. Yedi tane yumurtladı bu kuş. Ancak iki tanesini çıkarabildi. Şu anda onlara bakıyor. Neyse, ona bile şükrediyorum. En azından iki tanesine baksın, acemiliğini gidersin. Buradaki yavrularımız da büyümeye devam ediyor. Dişi de yuvaya pislemiş. Buradaki yavrularımız da bu şekilde. Ben bundan kırmızı göz yavru bekledim ama bir türlü gelmedi. Hep parçalı yavrular verdi. Bakalım bunlar da büyüsün. Arkadaşlar, buradaki çiftimiz yavrularını çıkarmaya başladı artık. Şöyle göstereyim hemen. Bakın, bir tane yavrusu çıktı. Bu çok kıskanç bir dişi. Bir türlü ne yavruyu ne yumurtayı gösterme taraftarı değil. O yüzden fazla rahatsız etmeyelim. Buradaki çiftimiz de yine yavrularını büyütmeye devam ediyor. Burada bir tane Japones yavrumuz var. Bakın, artık Japones olduğunu tamamen belli etti. Kamera bir netlerse inşallah şöyle. Tepesini zaten görüyorsunuz. Kanat üstlerinde de artık tüyler havaya doğru gitmeye başladı. Mavi spangle benziyor. Bakalım büyüsün, inşallah güzel bir Japones yavrumuz olur. Diğerleri kendi yavruları zaten. Japones yumurtasını ben başka bir yerden getirmiştim. Sonra buradaki dişimiz yavrularını çıkarmaya devam ediyor. Çok da güzel bakıcı bir kuş. 3 tane şu anda dolu yumurta var, altında 2 tane de yavru var arkadaşlar. Bunun 2 yumurtasını da ben bunların altına koymuştum. Bu iki yumurtaya da bunlar bakıyor. Onlar da baktım tutmuştu. Bu çiftimizin yavruları da artık renkleri belli olmaya başladı. Kamera çok bozuyor. Niye anlamadım. Kusura bakmayın.
Renkleri belli olmaya başladı artık. Güzel renkler geliyor gibi. Bakalım inşallah. Güzel renkler gelecek buradan. Bunlardan yeniden yumurta bekliyoruz zaten. Genel durumu bu arkadaşlar, üretim halinin. Bakalım, limon dişimiz yumurtaya yatmaya başladı. İnşallah bir sıkıntı çıkarmaz. Yumurtalar da tutar. Güzel yavrularını alırız. Çok istiyorum çünkü bunun yavrusunu almayı. Kafes tabanları da bayağı bir kirlenmiş artık. Bunları da yıkayacağız arkadaşlar. Albino dişimiz de yumurtladı. Bakalım, yine gelişmeleri sizlerle paylaşırım. Hayırlısı olsun. Videoma bir like atarsanız sevinirim. Destek için. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı kalın. Mutlu kalın. Hoşça kalın arkadaşlar. Görüşmek üzere diğer videolarda.